Evet, Amerika yine bölgeye tura çıkıyor değerli izleyiciler. Biden bölgeye geldi. Anthony Blinken iki kere geldi gitti. Sürekli böyle bir turlama yapıyorlar değerli izleyiciler. Brett McKirk, Amerika Orta Doğu Koordinatörü, gördüğünüz gibi bizim de Türkiye'nin de sevmediği isimlerden bir tanesi. İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar gidecek. Önce İsrail ve daha sonra 4 Arap Devleti'nin, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'a gelecek değerli izleyiciler ki Katar Amerika ve İsrail arasında, Amerika ile beraber İsrail ile arabuluculuk yapıyor. Hamas tarafından aldığı bilgileri diğerlerine iletiyor. Böyle bir barış sağlaması için uğraşıyor. McKirk'ün tur ajandasında neler var? Amerika'nın aracılık ettiği rehine anlaşması bugün İsrail'i anlaşması için bugün İsrail'i ziyaret edecek. Anlaşmaya göre Hamas tarafından rehin tutulan yaklaşık 80 kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutulan kadın ve çocuk hükümler karşılığında serbest bırakılacak. Dün akşam bu yansıdı değerli izleyiciler, gördük. Yani 80 kişiyi bırakırız demişti ama bunu durduk yere bırakırız demiyor. Yani biz diyor 80 kişiyi bırakırız ama İsrail'de diyor o İsrail kendi hapishanelerinde tuttuğu kadın ve çocuk hükümleri, Hamaslıları da bıraksın diyor. McKirk'ün rehinelerin serbest bırakılması için tüm seçenekleri zorlayacağı vurgulanıyor değerli izleyiciler, bunu da söyleyelim. Hamas'ın elinde aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da olduğu yaklaşık 240 kişi olduğu düşünülüyor. Bu var, yani 230-250 bu sayıda kişi var değerli izleyiciler. Bakalım nasıl devam edecek bu mesele? Bir sonuca varacaklar mı? Hep beraber göreceğiz değerli izleyiciler. Şimdi Türkiye'nin Mısır yardım gemisine bir bakalım. Rehine ile ilgili gelişmeler bugün netleşecek daha net bir şekilde. Ondan sonra nasıl bir yol izleneceğini hep beraber göreceğiz.